kardeşim, kendi öz kardeşim bu villanın bahçesinden Emre'yi kaçırmış ya. Kaçırmış. Yani bizi de suç ortağı sanır diye korktuk. Peki neden? Neden yani annem bunu öğrendikten sonra bizden niye sakladı bunu? Niye gizledi? Neden gizledi? Ona sırtınızı dönersiniz diye. Ya zaten olaylar hiç durulmadı ki kızım. Sürekli dalgalı denizlerle boğuştuk durduk. Zavallı Nefise. Kaderin onu soktuğu bataklıkta debelenmekten başka bir şey yapamadı ki. Bana bakın. Bana bakın. Ne derseniz deyin. Nefise'nin anneliğine söz ettirme. Emre'yi çok sevdi o. Öz oğlu gibi büyüttü. Bağrına bastı. Siz söyleyin. Siz söyleyin. Emre'yi bir günden bir güne sizden ayırdı mı? Hiçbir zaman. Emre hep bizim canımızdan bir parçaydı. Yani bir kere bile aklımızın ucundan geçmedi kardeşimiz olmadı. Nasıl, niye geçsin zaten? Evet. Hiç ayırmadı bizi. Hatta en çok Emre'yi sevdi. Biz de tek erkek çocuk o diye öyle zannediyorduk. Evet, Emre'yi çok sevdi. Muzaffer Bey'i de sevdi. İki sevdiğini birden kaybetmekten korktu. Her gün azap çekti. Ağladı. İçi yandı kadına. Onların öfkeyle, nefretle baktığını görünce de çekti gitti. Hala tamam. Ya biz anladık da yani. Nerede annem şu an? Bak bir şey biliyorsan da söylemiyorsan gerçekten fena bozuşacağız bu sefer. Ne bileyim ben be? Sürekli yalan mı söylüyorum ben? Akrabası falan da yok ki. Ona gitmiştir, buna gitmiştir diyeyim. Aysun da yanımda. İnşallah başlarına kötü bir şey gelmez bunların. Allah korusun ya. Allah korusun. Biz de sen gelmeden önce ablamla nerede kalacağımızı konuşuyorduk. Yani Muzaffer Bey'e yük olmak istemiyoruz şu an. Annem de yok. Hala ne olacağız biz? Bakın çocuklar. Anneniz bencilce kaçmış olabilir. Ama bu sizin için elimden geleni yapmama engel değil. Ben Nefise'ye ne kadar kızgın olursam olayım. Başlarına bir şey gelmeden onları bulacağım. Bu konuda endişe etmenizi istemiyorum. Belli ki anneniz özellikle bulunmak istemiyor. Çünkü ne Emre ile ne benimle yüzleşmek için cesareti yok. Ama siz bunun için kendinizi üzmeyin. Çünkü sizin de olanlarda bir kabahatiniz yok. Ve unutmayın, lütfen. Anneniz bana ne yapmış olursa olsun, siz hala benim evlatlarımsınız. Allah'ım, yine yüce gönlünü konuşturdu adam. Benim için Mert'ten ve Emre'den farkınız yok. Onların benim için yeri neyse sizin de o. Çok sağ olun. Yani biz böyle bir tepki beklemiyorduk. Onca şeyden sonra hala bize karşı sevgi ve ilgi dolu olmanız
çok kıymetli bizim için. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çünkü bunca yıl oğluma kardeşlik ettiniz. Şu anlayışın yarısını Nefise'ye göstersen ne olur sanki ya? Neyse. Yani burada kalıyorsunuz istediğiniz kadar çünkü burası sizin de eviniz. Biz çok teşekkür ederiz. Peki bizim sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Aslında var. Ne olduğunu zaten az çok tahmin edersiniz. Emre bana çok kızgın. Benden nefret ediyor ve ona yaklaşmama izin vermiyor. Eğer siz Emre ile konuşup aramızda köprü olabilirseniz sevinirim. Deneyeceğiz bunu. Emre Suat'la da şu an aslında. Yani ben nasılmış, bu gece nerede kalacakmış öğrenebilirim isterseniz. Sevinirim Cemre çünkü aklım fikrim Emre'de. Sağ olun.